Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bana Bikefit ile ilgili sormuş olduğunuz soruları cevaplıyor olacağım. Duyuruda söylediğim gibi canlı yayın sırasında bağlantıdan ve kullandığım programdan kaynaklı bazı kopmalar oldu. Ve bazı sorular cevaplanamadı. Ve daha sonrasında sorular gelmeye devam etti. Ben de bu soruları sizler için derledim. Ve bunları sırayla cevaplamaya karar verdim. Bugün sizlere bu soruların bir kısmını cevaplıyor olacağım. Çünkü burada çok fazla soru var. Bir videoya sığmayacak kadar fazla soru var. Bunları ikinci, üçüncü videoda ve sorular gelmeye devam ettikçe dördüncü, beşinci ve sonraki videolarda cevaplamaya devam ediyor olacağım. Ayrıca size şöyle bir ipucu vereyim. Açıklamalarda, yani videonun açıklamalarında her video için cevapladığım soruları yazıyor olacağım. Ve her sorunun altında da bir link olacak. Bu linke tıkladığınız zaman direkt o soruya vermiş olduğum cevap kısmına gidebilirsiniz video içerisinde. Bu da aklınızdaki soruya daha kolay bir şekilde cevap bulmanızı sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. İsterseniz şimdi soruları cevaplamaya başlayalım. Genel olarak Bikefit bisikletinizin sizin özelliklerinize göre, size göre ayarlanmasıdır. Buna biraz daha detaya girmek gerekirse, Bikefit denilen şey sizin vücut yapınız, esnekliğiniz, kuvvetiniz, direnciniz, varsa sakatlıklarınız ya da rahatsızlıklarınız, sürerken yaşadığınız problemleriniz, sürüş tarzınız, sürdüğünüz zeminler, sürüş miktarınız, sürüş alışkanlıklarınız, kullandığınız bisiklet ve bisikletin yapısı, ne amaçla bisiklete bindiğiniz gibi birçok etkeni bir araya getirerek bisikletinizi size en uygun hale getirme uygulamasıdır. Ve bu sayede bisikletinizden en yüksek verimi, en yüksek performansı ve en yüksek konforu parça parça, yani sadece konfor, sadece performans, sadece verimlilik ya da bunların hepsini bir arada alabilmenizi sağlayan uygulamadır. Uygulama sürekli boyutları değişen katlanır bisiklet ve türevleri gibi ürünler haricinde neredeyse tüm bisikletler için geçerlidir. Neden? Çünkü bisikletine yük yükleyip her gün 150 km tur yapan bir kullanıcıyla bisikletinin üstüne çıkıp yüksek performanslı bir yarışa katılan ya da bisikletiyle sportif sürüşler yapan bir kullanıcının bisikletinden beklentisi, bisikletinden verimli faydalanma ihtiyacı aynıdır. Ve ikisi de bisikletini en iyi şekilde kullanmalıdır. Bu sebeple de Bikefit her türlü bisiklete uygulanabilir. Şimdi iki tane seçeneğiniz var. Birincisi, almayı planladığınız bir bisiklet vardır ama bu bisikletin bedenini bilmiyorsunuzdur. Yani bu bisikleti hangi bedeninin size uygun olacağına karar verememişsinizdir. İkincisi de bir yol bisikleti, bir dağ bisikleti almak istiyorsunuzdur. Ya da bir bisiklet yaptırmak, bisiklet kadrosu yaptırmak istiyorsunuzdur ama kendinize uygun ölçüleri belirlemekte zorlanıyorsunuz. Bunlar için önceden Bikefit yaptırmak her zaman daha doğrudur. Çünkü arkamda görmüş olduğunuz Retül Mü SL sayesinde almak istediğiniz bisiklet modelinin bütün bedenlerini burada size denetebiliriz ölçülerini kopyalayarak. Ya da herhangi bir markadan, modelden bağımsız olarak sizin için en uygun bisiklet ölçülerini çıkarabiliriz. Bu sayede bu ölçülerle kendinize en uygun bisikleti bulmanıza yardımcı oluruz. Ya da almak istediğiniz bisikletin hangi bedeninin size uygun olduğunu tespit edebiliriz. Aynı zamanda bu ölçüleri kullanarak gelecekte de kendiniz en uygun bisiklet bedenini bulabilirsiniz. Ya da bu ölçüleri, yani müvesel bisiklette çıkartmış olduğumuz ölçüleri kullanarak kendinize özel bir kadro yaptırabilirsiniz. Buna şöyle bir cevap verebilirim. Bu tamamen kişinin beklentisine, bana gelmeden önceki ya da Bikefit yaptırmadan önceki pozisyonuna ve bizim yaptığımız değişiklik oranına bağlı. Mesela eğer bir kişinin beklentisi sadece performans artışıysa ama ayarları çok kötü değilse, yani kendi vücuduna oldukça yakın bir ayarları varsa, doğal olarak onun hissettiği performans artışı, ayarları kötü, bisikleti kendine uygun olmayan ya da işte daha olumsuz koşullarda bana gelen ya da Bikefit yaptırmaya giden bir kullanıcıya göre daha az hissedilir olacaktır. Çok kötü pozisyonda olan bir kullanıcı çok yüksek oranda bir performans ve konfor artışı sağlayabilirken, pozisyonu nispeten daha iyi olan bir kullanıcı biraz daha az oranda fayda sağladığını düşünebilir. Bikefit yaptırdığınız zaman alacağınız faydanın oranı sizin beklentinize ve mevcut durumunuza bağlı. Ama en sonunda iki kullanıcı da
kendilerine en iyi şekilde yatırım yapmış olacaklardır. Çünkü burada şöyle bir şey daha var. Bike fit yaptırmak sadece sizin pozisyonunuzu ve veriminizi arttırmaz, olabilecek sakatlıklardan da uzaklaştırır. Çünkü farkında olmadan yanlış pozisyonda bisiklet sürdüğünüz zaman aynı hatayı ortalama 2 saatlik bir sürüşte 10.000 defa yapıyor olursunuz. Yani 2 saatlik bir sürüşte 90 kadansla pedal çeviriyorsanız ortalama 10.000 defa pedal çevirirsiniz ve pozisyonunuz hatalıysa aynı hatayı 10.000 defa yapmış oluyorsunuz demektir. Ve bir hatayı haftada 1, 2 ya da 3 defa her seferinde 10.000 defa yaparsanız emin olun ki hemen hissetmeseniz bile ilerleyen dönemlerde mutlaka size zarar verecektir. Bike fit sizin sürüş alışkanlıklarınızı da göz önünde bulundurarak yapılan bir uygulamadır. Yani sizin bisikletinizde yapılması gereken bu kadar bir değişiklik de olabilir, bu kadar bir değişiklik de olabilir. Hem buna bakmamız gerekir, hem de sizin ne yoğunlukta bisiklete sürdüğünüze bakmamız gerekir. Siz haftada 4 gün bisiklete biniyorsunuz, her seferinde 1 saat biniyorsunuz. Ama bir başka kullanıcı haftada 1 sefer bisiklete biniyor ve her seferinde haftada 1, 5 saat bisiklete biniyor. Doğal olarak haftada 1 binen kullanıcıyla sizin gibi haftada 4 sefer bisiklete binen bir kullanıcının yapılan ayarlara uyum sağlama süreci birbirinden farklı. O yüzden daha az binen kullanıcılarda büyük değişiklikler yapmamız gerekse bile bu değişiklikleri daha az oranlarda yaparak vücudun daha kolay değişikliklere adapte olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Daha sık binen kullanıcılarda ise bu değişiklikleri biraz daha büyük oranlarda yapabiliyoruz. Bu sayede bike fit sonrasında alışma sürecinde yaşanılabilecek ağrı ve sıkıntıları minimuma indirme çabasındayız. Tabii ki uzun süre aynı pozisyonda bindiğiniz zaman bike fit sonrası çeşitli problemler yaşayabilirsiniz. Alışma süresi sonrasında bu problemler ortadan kalkacaktır. Hemen şöyle bir dipnot ekleyeyim. Bike fit sonrasında her zaman bir kontrol seansı yapmakta fayda var. Çünkü trainer'da yaptığımız fitle sizin dışarıda yaptığınız sürüş birbirinden farklı olabilir. Adaptasyon süreci yaşayabilirsiniz. Ve bu süreç bittikten sonra eğer sıkıntılarınız bir miktar da olsa devam ediyorsa mutlaka bunların üstünden geçip tekrardan ince ayar yapmamız gerekir. Bu sayede de bike fit sonrasında yaşamaya devam ettiğiniz ya da yaşadığınız problemleri minimize edebiliriz. Bike fit yapılırken şöyle bir sıra izliyoruz. Önce kallerinizi, sonra sele ayarlarınızı, sonra da gidonla ilgili ayarlarınızı, en sonda bir genel kontrol ve ince ayarları yapıyoruz. Neden böyle bir sıra izliyoruz? Çünkü pedala öncelikle doğru basmalısınız. Doğru basarsanız ancak sele de doğru oturabilir. Doğru oturuyorsanız gidona doğru uzanabilirsiniz. Selede yapılan ayarlar, sele değişikliği, sele yüksekliği ve sele ileri geri pozisyonu hem pedala basmanızı hem de gidona uzanma mesafenizi etkilediği için, gidona uzanma şeklinizi etkilediği için genellikle bike fit sırasında yaptığımız en büyük değişiklikler ve bu değişiklikler sonrasında aldığımız en büyük fayda sele ve seleye bağlı ayarlarda oluyor. Daha sonrasında da gidon ve gidona bağlı ayarlarda yüksek oranda fayda elde ediyoruz. Şimdi buna şöyle bir cevap vermek gerekiyor. Tabii ki her zaman kendi bedeninize en uygun bisikletle bike fit yapmak en doğru seçenek. Ama sıkça karşılaşıyoruz. Bir beden büyük, bir beden küçük bisikletler, bazen daha da fazla oranlarda büyük ya da küçük bisikletlerle gelen kullanıcılar oluyor. Tabii ki bunları kullanıcıya göre ayarlamak mümkün. Gidon boğazıyla, sele borusuyla ve benzeri şekillerle değişiklikler yaparak ama burada yapacağımız değişiklik miktarı gene bisikletin kendi kapasitesiyle sınırlı. Yani siz küçük bir bisikleti ne kadar isterseniz, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, yeterli şekilde kullanıcıya uyarlayamayabilirsiniz. Bu yüzden de yaptığınız değişiklikten kullanıcının alacağı fayda kısıtlı olacaktır. Aynı şey büyük bisiklet için de geçerli. Bir büyük bisikleti tabii ki bazı parçaları değiştirerek kullanıcıya göre ayarlamak mümkün. Ama yine tekrar ediyorum, büyük bisikletinde küçültme sınırları olduğu için yani bir noktadan sonra daha fazla küçültülemeyeceği için gidon boğazı ve sele borusu gibi değişiklikler yaparak yine bike fit sonrasında bu kullanıcının bisikletinden alacağı fayda ancak bisikletinin limitleri kadar olacaktır. Yani yapılabilir ama kendi bedeninize uygun bir bisikletle
yapılan bike fit kadar hiçbir zaman verimli olmaz. Bu videoda bike fit ile ilgili sormuş olduğunuz temel sorulara cevap vermeye çalıştım. Diğer sorularınızı bundan sonra ekleyeceğim videolarda bulabilirsiniz. Lütfen soru sormaya devam etmekten çekinmeyin. Bike fit ve diğer konulardaki sorularınızı sormak için bana aşağıdaki sosyal medya hesaplarından ya da mail adresimden ulaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarımı takip etmek içinse kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu sizin için faydalı bulduysanız arkadaşlarınızla paylaşmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bisikletli günler.